Soruları kime yönelttiğinizi çok açık bir şekilde ifade ederseniz cevaplarımız da daha sağlıklı olur. Buyurun. Metin Pekren, kendinizi tanıtın. Metin Pekren, TV Spor. Sayın Başkanım izin verirseniz hocamıza sorum olacaktı. Feyenoord Teknik Direktörlüğü'ne baktığımız zaman orada çok önemli bir sistem kurdu ve bu sistemle beraber şampiyonluk geldi ki Feyenoord'un uzun süredir şampiyon olamadığı birlikte. İki sezon sürdü bu sistemi kurması. Beşiktaş gibi genlerin şampiyonluk olan bir takımda bu sistemi kurması ne kadar olacak? Well, I think can be you know, it can be very quick. Çok hızlı olabilir. Ay sonunda göreve başlıyorum. Sezon başı çalışmalarına başlayacağız. Herkesin aynı fikirde olması, herkesin çok çalışması, ben, kendi ekibim, oyuncularımız, Beşiktaş'taki herkesin çok çalışması buradaki en önemli detay olacak ve en önemli şey gerçekten bu. Mücadele edeceğiz ki bu kesin. Zaferler için savaşan bir takımın mücadele etmesi lazım. Bu bahsettiğiniz yapıyı sürmek çok hızlı olabilir. Bu konuda da güvenim sonsuz. Çalışma ortamımız var. Çok hızlı bir şekilde gelişebilir. Sezona da Ağustos'ta başlamış olacağız. Avrupa maçlarımız var. Avrupa maçları oynayan oyuncularımız var. İlk günden itibaren tabii ki çalışmalarımız başlayacak. Ama herkese bu noktada ihtiyacımız var. Herkesin katkısına ihtiyacımız var. Kendi ekibim, kulübü de iyi tanıyan ayrı Türk hocalarımız ve Serdar Hoca gibi isimlerden faydalanacağız. Bana çok fazla yardımcı olacaktır eminim. Çok güvenliyim, güvenli hissediyorum. Enerjim yüksek. Bu enerjiye de ihtiyacımız var. Yapacağımız şey de bu enerjiyi olumlu yöne çevirmek. Sizinle devam edelim. Sizden ricam sadece birer soru sorabilirsiniz. Zamanı fazla artırmayalım. Arkadaki beyefendi. Takvim.com.tr Görkem Ağgündüz. Başkanım, imzanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Önce size bir soru sormak istiyordum. Türkiye Süper Ligi'nde sizin de bildiğiniz üzere uzun süredir yabancı bir teknik adam şampiyonluk yaşayamıyor. Sizin yabancı teknik adam kararınızın nedeni neydi? Onu merak ediyorum. Hocamıza da şunu soracağım. Eski öğrencisi Ryan Kent de hemen adı anılmaya başladı transferde. Onunla ilgili bir düşüncesi, girişimi olacak mı? Teşekkür ederim. Önce isterseniz siz cevaplayın, sonra ben cevaplayayım. As Brett said before, we have targeted you know, players to bring on board. You know, I think once getirebileceğimiz oyuncularla ilgili çalışmalara başladık. He will be a player from Besiktas, but from that moment on, you know, you won't hear me talk about any players who are coming or beni gelecek gidecek oyuncularla ilgili konuşurken çok fazla bulamayacaksınız. Bu konuyu biraz daha Brett Friedel ve yönetim içerisinde tutmaya daha çok çalışacağız. Beşiktaş değişimlerin takımıdır. Biz buraya değişim vaat ederek geldik ve camiamızın büyük desteğini alarak geldik. Dolayısıyla çok büyük sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukların bilincinde bu planlamayı çok önemli bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum ve bu planlama çerçevesinde kulübümüzün prensiplerine ve gelecek planlarına en uygun kişi Gio'ydu ve Gio'da karar kıldık. Bunu tüm yönetim kuruluyla birlikte verdik ve bu karardan dolayı çok memnunuz. Bundan sonra artık sahadaki neticeler konuşur. Bizlerden çok hocamız ve sporcularındır artık sahne. Biz gereken her türlü desteği vereceğiz ama şunu unutmayın, Beşiktaş çok güçlü bir takımla gelecek. Yani bunu tüm taraftarlarımız hissedecektir. Buyurun Sercan Bey. Merhabalar Sayın Başkan, Sercan Dikme Spor Dijital. Hayırlı uğurlu olsun hem size hem de hocaya. Müsaadeniz olursa hem size hem de hocaya sormak istiyordum. Nispeten Beşiktaş'a oranla daha düşük bütçeli bir takımla Avrupa Kupalarında final oynama başarısı gösterdi hocanın takımı. Şimdi Beşiktaş daha önemli oyuncuları transfer edecek, daha iyi kadro kuracak belki de. Aynı başarıyı, hatta kupayı Beşiktaş'a getirebilecek mi? Bununla ilgili hayaliyle ilgili planlaması nedir? Sonrasında size de sormak isterim, müsaadeniz olursa Sayın Başkan. Buyurun söyleyin, hepsini birden cevap verelim.
hoca tercihi zamanında hem sosyal medyada hem de spor basınında plan anlatılmalı eleştiriler çok fazla oldu. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Teknik direktör tercihi arayışında. Bir de bugün Samet Hoca ile, yani Samet Hoca bugün burada göremedim. Bununla ilgili neler söylersiniz Sayın Başkan? Samet Aybalı. Okay, you answer first and then I will answer and he will speak. Öncelikle siz cevap verin, sonrasında ben soruya cevap veririm. Well, I mean it's, you know, obviously had a, you know, great run with Rangers. Rangers'la finale kadar giden yolda çok iyi bir gidişatımız oldu. And also the coach before me, a really strong. Benden önceki hocamız da çok iyi bir kadro, yıllar içerisinde kurulmuş bir kadro bıraktı bana. Bu işler çok çalışmayla ve inanmayla başlar. Yapabileceğiniz şeylere inanmanızla başlar. Ben de kendi derneğimdeki, kendi kurumumdaki çocuklara da aynı şeyleri hep tavsiye ederim. Başarabileceğiniz şeylere inanmaktan bahsediyorum. Thank you, Gio. Selcan Bey'in sorusuna cevap vereyim, sonra söz alın lütfen. Selcan Bey, şimdi siz bir meslek yapıyorsunuz. Mesleğiniz dijital yayıncılık ve sosyal medyada dakika dakika haberler atıyorsunuz. Fiyatlar koyuyorsunuz. Biz bilmediğimiz oyuncularla görüşüyoruz. Siz sanki şu anda bizden çok daha iyi biliyorsunuz bu işi. Biz antrenör tercihini bir planlama çerçevesinde yaptık. Ve bu planımızın çok doğru olduğuna inanıyoruz. Bunun tüm sorumluluğu bize aittir. Bizim taraftarımız antrenörünün arkasında olacaktır. Beşiktaş taraftarı sadece Beşiktaş'ı düşünür. Sosyal medyadaki fırtınalardan etkilenmez. Sosyal medya konusunda eleştirilerin olduğunu söylediniz. Biz sosyal medyadaki gelişimlere bakacak olursak, sizin yarattığınız fırtınalara, biz bu işi yapamayız. Siz fırtınalara devam edin. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Yapmış olduğunuz özellikle rakamlı yayınların kulübe zarar verdiğini bilin. Türkiye'ye de zarar verdiğini bilin. Dolayısıyla bir sorumluluk taşıyın. Bu taşıyacağınız sorumluluğun hem gazetecilik açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem de bundan sonra hocamızın ve takımımızın başarısı için de çok önemli olacak. Samet Hoca'yı soruyorsunuz. Samet Hoca şimdi Nevzat Demir'de Gio'nun heyetinin oraya gitmesini bekliyor. Orada karşılayacaklar kendilerini. Dün akşam birlikte yemek yedik. Feyyaz Uçar burada. Rahat olun. Biz de sürekli bir şeyler bulmaya çalışmayın. Biz Beşiktaş için buradayız. Bakın. Beşiktaş'ta çalışmak çok büyük sorumluluk gerektiriyor. Ve bundan bizi kimse alıkoyamaz. Bizim taraftarımıza sözümüz var. Bizim genel kurulumuza sözümüz var. Benim sizden ricam, lütfen daha dikkatli yorumlar yapın. Çünkü birçok genç Beşiktaşlı yapılan yorumlara inanıyor. Ve inandıkları zaman büyük hayaller kuruyorlar. Biz ayaklarımızı yere basarak hareket etmek zorundayız. Beşiktaş'ın menfaatleri neyi gerektiriyorsa biz onu yapacağız. Bundan emin olun. Şahsınızla ilgili bir mesele değildir. Ben tüm arkadaşlardan bunu rica ediyorum. Yani sosyal medyada bugün yazdıklarınız yurt dışında anında çevriliyor. Siz eğer kıymetli bir gazeteciyseniz, çevrilen şeyin balon haber olması halinde nelerle karşılaşacağınızı da bilmeniz lazım. O yüzden lütfen bu konuda dikkatli olun. Yeni bir sezona giriyoruz. Taraftarlarımızı ve camiamızı koruyacak bir şekilde Beşiktaş'ımıza sahip çıkalım. Bunu sizden hassasiyetle rica ediyorum. Buyurun. Lütfen sadece bir soru sorarsak diğer arkadaşlar da soru sormuş olabilir. Tuğbancı Bayramoğlu, Serence Bey. Beşiktaş büyük bir kulüp, başkanımız da söyledi. Sizin hayalleriniz, hedeflerinizle burada olmak örtüşüyor mu? Ve de yani hangi ne getirdi sizi Beşiktaş'a? Hangi sebep getirdi? Fridere de sorabilir miyim bu arada? Malum yabancı sınırlaması olacak. Dolayısıyla da çok fazla yabancı, yani mutlaka gitmesi gereken isimler var. Bu döngüyü nasıl bir hedef planlıyor gelecekler ve gidecekler arasında? Bu yeni sezonda neler hedefliyor o da? Teşekkürler. Siz gazete mi değiştirdiniz? Bayağı hızlı değişimler oluyor. Yani ana medyadan sosyal medyaya geçişler oluyor. İyi. Gio? Yeah.
Well, I think the you see me here, so for me this is. Beni burada gördüğünüz üzere, ben kariyerimde bu adımı atmak istedim. Bu konuyla ilgili de çok büyük heyecan duyuyorum. Ülke futbolundaki kurallarla ilgili, yabancı kuralıyla ilgili, Türk oyuncularla ilgili kurallar konulmuş. Bizler çok çalışacağız. Yapabileceğimiz en iyi takımı hazırlamaya çalışacağız ve önümüzdeki birkaç haftada bunu yapmaya başlayacağız. Brad'in de yönetimde yardımlarıyla. Benim hayalim burada olmaktı. Bu da zaten hayalin gerçekleşmesiyle ilgili hayalim.